Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Bugün 5 Ekim 2019 Cumartesi Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Güvenli bölge konusu güncelliğini koruyor. Amerika ile işleyen süreç tıkandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna bir kez daha operasyon sinyali verdi. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonu hem karadan hem havadan yürüteceklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Doğu Akdeniz'de oldukça sıcak. Doğu Akdeniz'de de Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt 1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayacak 7 Ekim tarihinde. Tabii Rum kesimi panikledi. Yunan Başbakanı Mitsotakis de Amerika'dan yardım istedi. Mitsotakis, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede bu yardımı istedi. Pompeo'nun açıklamaları ve karşı açıklamalar var. Gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Terör operasyonları da kararlılıkla devam ederken annelerin PKK'ya direnişi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam ediyor. Ailelerin sayısı 50'yi aştı. Tüm gelişmeler ana haber bültenimizde olacak. Öte yandan bir canlı bağlantımız da olacak. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş güvenli bölgeyle ilgili son gelişmeleri bizler için değerlendirecek. Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteni başlasın. Güvenli bölgeyle başlıyoruz. Amerika'nın oyalama taktiği güvenli bölge çalışmalarında süreci tıkadı. Artık söz bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle seslendi Washington'a. Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazların yapıldığını hatırlatan Erdoğan, operasyonun sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz dedi. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Erdoğan'ın gündeminde yargı reformu ve cumhurbaşkanlığı sistemi de vardı. Artık söz bitti. Barış pınarlarının önünü açma vakti geldi. Cumhurbaşkanı işte böyle verdi mesajı. Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon için hazır. Artık söz bitti. Bu harekatı yürüteceğiz. Yapılan devriyeler, yüz yüze ve telefonda görüşmeler hiçbir ifade etmedi. Her türlü ikazı yaptık. Sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş hikaye olduğunu görüyoruz. Türkiye ve Amerika'nın güvenli bölge çalışmalarında şu ana kadar terör örgütü PKK-PYD Fırat'ın doğusundan çıkartılmadı. PKK-YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz? Bunu açıklayın. Washington'ın oyalama taktiği karşısında güvenli bölge planı tıkandı. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi Fırat'ın doğusu için planlar hazır vurgusunu yineledi. Konuşmasında harekatı yürüteceğiz, belki bugün, belki yarın ifadelerini kullandı. Harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Erdoğan'ın gündeminde yargı reformu da vardı. Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Cumhurbaşkanı ikinci yargı paketinin hazırlığı yapılıyor dedi. Paketin ayrıntılarını anlattı. Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biridir. Cumhurbaşkanı seçilme oranının %50'den %40'a düşürüleceği iddialarına da yanıtını etti Erdoğan'ın. Ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız, ne de çabamız söz konusudur. %50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Güvenli bölge konusundaki son gelişmeleri emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'la değerlendireceğiz. Sayın Karataş, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, Amerika ile olan süreç tıkandı. Membiç krizine benzer bir süreci yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet kademelerinden gelen mesajlarda oldukça sert tonda ve Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem karadan hem havadan yürüteceğiz bu operasyon dedi. Sizce Fırat'ın doğusuna her an bir harekat olabilir mi? Bunu beklemeli miyiz? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri ile daha önce
Membiç'te yaşanan yol haritası uygulaması sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin oyalama taktiğini yürüttüğünü ve Türkiye'yi oyaladığını ifade etmiştir. Aslında Türkiye'yi yönetenler de Amerika Birleşik Devleti'nin kesinlikle oyalama taktiği yaptığı konusunda herhangi bir şüpheleri olmadığını ama kendi politikaları açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin oyalama taktiğine göz yumduğunu hep birlikte izledik. Fakat bundan ders almayan Türkiye, Ağustos ayı içerisinde tekrar Amerika Birleşik Devletleri, üstelik bir de müşterek harekat merkezi kurarak Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle birlikte Ufak Çakale'de, Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde beraber güvenli bölge konusunda ortak, şöyle söyleyeyim, devriye, karadan devriye, helikopter uçuşları ve Türk F-16'ları tarafında derinli bölgede devriye uçuşları yapıldı. Evet, başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işin Amerika Birleşik Devletleri'yle olursa eğer, Türkiye'nin kendi başına başının çaresine bakacağını birkaç kez deme getirdi. Ama işte diplomasi yürürken gözünüzün içine baka baka Türk vatandaşlarının Birleşik Devletleri'nin bu aklımızda alay eden oyalama taktikleri konusunda olan bitenleri çok yakından görüyorlar. Şimdi özellikle açıklaması Cumhurbaşkanı'nın daha önce yapmış olduğu açıklamaları açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj niteliği taşıyor. Şimdi aklımıza şöyle sorular gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri bölgede güçlü, NATO müttefiki, sözde stratejik müttefik olan iki ülke açısından Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen terör örgütü PKK'ya karşı bir hareket yapabilir mi? Daha önce hatırlarsanız IŞİD'e karşı yürütülen Fırat Kalkın Harekatı'ndan sonra Afrin bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen harekatı Türkiye'nin yapmasını da kimse beklemiyordu açıkçası. Ama Türkiye hayati öneme haiz olan bu koridorun kesinliğinde iki harekatla birlikte inanılmaz derecede bir girişim bulunarak herkesi şaşkınlık içerisine sürükledi ve bu harekatın ikisinde başarılı yaptı. Şimdi Türkiye'nin olmazsa olmazı kesinlikle Membiç'te dahil olmak üzere Fırat'ın doğusu diye bir sınır çiziyoruz ama bu 480 kilometrelik alan içerisinde bir yerden başlamak zorunda. Aksi takdirde önümüzdeki dönem içerisinde şimdiden zaten uzun yıllar süreceğini tahmin ettiğimiz girişimin Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yıllık planları içerisinde olan sözde bir Türk devletinin kurulması, Amerika'ya bağlı ve Amerika'nın gücünde Irak'ın kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı yapma devletçikleri gibi İsrail dediğimiz, terör koridoru dediğimiz bu coğrafya içerisinde bunu mutlaka neden Türkiye'nin kesmesi ve müdahale etmesi gerekiyor. İşte burada da ben kesinlikle Türk milletinin Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü bir ülke olduğunu dikkate alarak bu harekatı, yani Fırat'ın doğusu yapılacak bir harekatı desteklediğini ve Amerika'yı düşman olarak gördüğünü, birazcık özet olarak geçiyorum ama sonuç olarak bu harekatı yapmasını desteklediğini ve benim de şahsen desteklediğimi tekrar kanalınız vasıtasıyla ifade etmiş oluyorum Seda Hanım. Evet, Sayın Karataş, bir sorum daha olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son yaptığı açıklamalardan birinde sahada Amerika ile çatışma dahil her seçeneği değerlendiriyoruz dedi. Dün yayınladığımız bir haberde de Amerikan bir gazetesinde kamuoyunda tartışılan Türkiye olası bir operasyonda, yapacağı operasyonda Amerika bölgeden geri çekilebilir dedi. Hem çatışma mesajı verildi hem de Amerika'nın çekileceği Amerikan kamuoyunda konuşuluyor. Böyle bir durumda sizce ne olur? Ben her zaman dile getiriyorum. Türkiye bu coğrafyada ev sahibi. Dışarıdan gelen, yani Amerika Birleşik Devletleri ve buraya getirerek taşeron bir terör devletiyle devlet kurmaya çalışanlar öyle böyle sonunda devletine mahkumlar. Neden? Biz bu coğrafyada kalacağız. Sadece benim önerim uzun süreli bir harekat ve uzun süreli bir
olay içerisinde olduğumuz için sadece soğuk kal ama haklarımızdan taviz vermeyecek şekilde, örneğin şu anda konuştuğumuz gibi bu konuda mutlaka müdahale edecek şekilde bir harekat içerisinde olmamız gerekiyor. Öyle veya böyle bu gelenler mutlaka gideceklerdir. Biz bu coğrafyada ev sahibi olduğumuz için kazanan biz olacağız. Ama şartları var. Siz Türkiye olarak tek başına, sizin de söylediğiniz gibi Amerika'ya karşınıza alarak böyle bir harekatın içerisine girmek diplomasiyi, işbirliğini, bölge ülkeleri olan işbirliğini mutlaka tekrar gözden geçirip geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi Rusya'nın desteğini alabilirsiniz, İran'ın desteğini alabilirsiniz, başka ülkelerin desteğini alabilirsiniz. Ama geliyoruz, Suriye ile diplomatik işlerin tekrar başlaması ve terör örgütüne karşı, tabii onun hamisi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı böyle bir hareket devam ettireceksiniz. Sayın Karatay, sesinizi alamıyoruz şu anda ama bir sıkıntım var acaba? Sayın Karatay, sesiniz gelmiyor şu an yayına. Telefonunuzda bir sıkıntı var sanırım. Evet, bağlantımız kesildi. Sayın Komutanımızla tekrar bağlantı kuracak arkadaşlarımız. Tekrar devam edeceğiz Sayın Karataş'la. Şimdi yaptığı önemli bir vurgu vardı. Suriye ile işbirliği konusunda hemen o konudan devam edelim isterseniz. Erdoğan-Esad görüşmelerinde yıllardır çevirmenlik yapan Profesör Doktor Mehmet Yuva İzmir'de ezber bozan bir Suriye hikayesi konulu konferans verdi. Profesör Yuva, Suriye parçalanırsa Anadolu'nun bölünmesi kaçınılmaz olur dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Fırat'ın doğusu için harekat emri verildiği gün Erdoğan-Esad görüşmesinin önemli tanığı İzmir'de konuştu. Suriye ve Türkiye'nin kurtuluşu Atatürk'ü iyi okumak, Atatürk'ü iyi öğrenmek, Atatürk'ün Türkiye-Suriye dostluğuna verdiği ehemmiyeti kavramak. Türkiye ve Suriye'deki Erdoğan-Esad ikili görüşmelerin çevirmenliği görevini yapan Profesör Doktor Mehmet Yuva, Vatan Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Ezber Bozan Bir Suriye Hikayesi konulu konferansa katıldı. Mustafa Kemal, Türkiye bağımsızlığını, Türkiye beraberliğini, birliğini ve Türkiye ilerlemesini ancak Suriye bağımsız devlet olursa sağlayabilir diyerek Suriye devrimine, Fransız ve İngiliz karşı mücadelesine subay göndermiştir, silah göndermiştir. Anadolu ve Suriye'nin kurtuluşu Atatürk'te birleşmekle olur. Suriye'nin kurtuluşunun Atatürk'te birleşmek olduğunu vurgulayan Profesör Yuva, Suriye parçalanırsa Anadolu bölünür ifadelerini kullandı. Ve Suriye bu işgal sonrasında onların 100 sene önce başaramadığı bu parçalanma Suriye'ye dayatılırsa ve Irak misali Suriye bu şekilde bölünürse Anadolu'nun bölünmesi kesinlikle mümkündür, kaçınılmazdır. Konferansta 30 Eylül günü hayata veda eden Amiral Soner Polat da anıldı. Konferansa katılan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Amiral Soner Polat'la birlikte Rusya, Çin ve Suriye ziyaretlerini anlattı. Soner Polat, üniformasının içine yakışan subay ve centilmen olan bir arkadaşımızdı. Evet, emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş tekrar telefon hattımızda. Sayın Karataş, tekrar hoş geldiniz diyelim. Evet Seda Hanım, tekrar merhaba efendim. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Yine şimdi telefon kesildiğinde Sayın Profesör Mehmet Yuva'nın haberini de izledim. Evet. Bugün oradaydım ben de sizinle birlikte. Çevre ülkeleriyle olan işbirliğinin önemine dikkat çekmiştim. Sayın Mehmet Yuva çok önemli bir konuya değindi. Dedik Suriye eğer çökerse Türkiye bundan çok daha fazla etkilenecektir. Türkiye coğrafyasının ayakları, temelleri Suriye coğrafyasına dayanmaktadır dedi. Şimdi Türkiye'nin stratejik konum açısından, coğrafi konum açısından baktığınızda elbette Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği. Yine aynı şekilde
Türkiye eğer burada Suriye ile işbirliği yapmadan ve aynı şekilde Amerika ile birlikte eğer devam ederse, ki devam etmemesini zaten istiyoruz, bu coğrafyada kurulacak olan bir yapay devletin önümüzdeki dönem içerisinde kesinlikle hedefi Türkiye'den de toprak almak olacaktır. Şu anlama gelir. Sayın Yuva aynı şekilde güneyde eğer böyle bir olma göz yumup başarılı olması konusunda üstelik bile destek verirsiniz. O zaman Türkiye'nin ayakları doğuda da buna benzer önümüzdeki dönem içerisinde doğu sınırlarımızda olabilecek olan önümüzdeki yıllarda olabilecekler de Türkiye coğrafyasının orta ile bağlantısını keser. Yani düşünebiliyor musunuz? Güneyde Suriye'deki kayıplarla birlikte Türkiye'nin güneydeki bağlantıları kesilecek. Hem de doğudaki bağlantıları kesilecekle İran hem de Orta Asya'yla bağlantıları kesilecek. O süreçte zaten Ege Denizi ve Karadeniz'e. Mesela bu coğrafyada bu kara sınırlarıyla ilgili güvenliği tutacak olan bilinçli politika üretmek. O nedenle de bu bilinçli politikanın geliştirmesi katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı öneriyoruz. Ama bizim dilimizde tüy bitti. AKP inat ediyor Suriye ile işbirliği yapmakta. Önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'de kurulması düşünülen ilave partilerin de hedefinde yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmak ve Suriye'nin içerisinde oluşturulmaya çalışılan Suni devlet veya federal bir yapıya gidecek olan, yani Suriye'nin parçalanmasına gidecek olan politikayı destekle dikkate aldığımızda nasıl bir çember içerisinde olduğumuzu tekrar burada ifade etmek istiyorum. Buradan geriye dönüş yok. Cumhurbaşkanı da Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenler de söyledikleri lafların arkasında duracaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gösterecektir. Türk halkı şu anda sosyal medyada inanın bu harekatın bir an önce yapılmasını istiyor. Son cümle olarak da şunu söyleyeceğim ben. Biraz kaşarak söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağımız, karşı karşıya geldiğimiz, Fırat'ın doğusunu yapacağımız bu harekatın ismini biz sosyal medyada kılıcık sopası olarak koyduk. Çünkü yiyeceği sopa Amerika Birleşik Devletleri'nin aklını başına getirecektir. Bunlar böyle hamasi şaka gibi geliyor ama Afrin Harekatı'nda bir konuştuğumuzda şaka gibi gelmişti. Türk Cumhuriyeti kendi büyüklüğünü anladığında biz ev sahibi olarak buradan karşı çıkacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden kendi düşünceleri içerisinde memleketini böyle arkasına bakarak göndereceğiz. Böyle diyeyim efendim. Sayın Karataş, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar diliyorum. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'la güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna olası operasyonu değerlendirdik. Devam ediyoruz. Bölücü terör örgütü PKK İran kuzeyinde hezimete uğradı. Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine yapılan hava harekatında tam 17 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Tunceli'de ise PKK'nın sözde lider kadroları öldürüldü. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Ateş! P-16'lar PKK hedeflerini yok etmek için havalandı. Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 17 PKK'lı öldürüldü. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu. Yurt içindeki operasyonlar da aralıksız sürüyor. Tunceli Pülümür kırsalına jandarma ve MİT ortaklığıyla operasyon yapıldı. İki terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. İki teröristten birinin kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi. Terörist Ene 4 milyon lira ödülle, Kaplansa 300 bin lira ödülle aranıyordu. Kırmızı listedeki PKK'lının sözde Erzurum Eyalet Komutanı ve HPG'nin sözde askeri konsey üyesiydi. Diyarbakır'da ise saldırı hazırlığındaki PKK'lılar son anda yakalandı. Bağları ilçesi Kaynartepe mahallesinde bulunan metruk bir binada eylem hazırlığında olan teröristlerin bilgisi alındı. Saldırı hazırlığındaki iki PKK'lı patlayıcılarıyla birlikte yakayı ele verdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Türkiye'nin yargı gündemine ilişkin ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Yargıdaki FETÖ tartışmalarına değindi. Af düzenlemesi ve HSK'nın yapısı da gündemindeydi.
tabiri caizse asfalttan kazıma mücadelesinin içindeyiz. Türk yargısının FETÖ'yle mücadele ettiğini söyledi. Af düzenlemesi ve HSK'ya ilişkin önemli uyarılar yaptı. İleride ama çok uzak olmayan bir gelecekte biz HSK'yı da tartışmaya başlarız. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Sinan Fıstıkoğlu'nun sunduğu hafta sonu programında ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. İlk andan itibaren sadece Türkiye'yi düşünerek verdiğiniz destek için şahsınızda tüm ulusal kanal ailesine teşekkür ediyorum. Çok çok önemsiyorum. Türkiye'nin yargı gündemine ilişkin mesajlar verdi Feyzoğlu. Yargıda FETÖ'cü kadrolaşma iddiasına tepki veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü destekledi. Türkiye Barolar Birliği'nin de mücadelesini anlattı. Adalet Bakanı bütün samimiyetiyle, bütün gücüyle şu anda yargıyı FETÖ'den tamamen temizleme, Türkiye'den FETÖ'yü tamamen gönderme ve temizleme mücadelesinin içindedir. Biz de bütün gücümüzle FETÖ'yü Türkiye'den ilelebet gönderme, tabiri caizse asfalttan kazıma mücadelesinin içindeyiz. Yargı reformu çalışmalarını destekleyen Feyzoğlu, ikinci yargı paketiyle gelmesi beklenen infaz düzenlemesine de değindi. Katkı sunabileceklerini söyledi. Toplumda beklenti oluştu. O zaman bunun oturulup toplumsal düzene zarar vermeyecek şekilde cezaların caydırıcılığını ve dolayısıyla kamu düzenini ihlal etmeyecek şekilde planlanması lazım. İlk paket çıktıktan sonra Adalet Bakanlığımız zaten Türkiye Barolar Birliği'ni yine davet edecektir. Bu konuda da somut çalışma yapalım diyecektir. O somut çalışmanın içinde kuşkusuz olacağız. Feyzoğlu, yargı reformunun ardından Hakimler Savcılar Kurulu yapısının da gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Diliyorum, umuyorum ileride ama çok uzak olmayan bir gelecekte biz HSK'yı da tartışmaya başlarız. Ve HSK'yı 2010 yapısı, 2010 öncesi yapıyı değil, 2010 sonrası yapıyı değil, 2017 yapısını değil, bunlardan aldığımız derslerle yepyeni demokratik bir yapıyı HSK açısından diliyorum oluşturabiliriz. Burada meclisin çok daha fazla etkin olmasını ben öneriyorum. Türkiye Barolar Birliği'ne yönelik eleştirilere de yanıt verdi Feyzoğlu. FETÖ eğer saldırıyorsa Türkiye Barolar Birliği'ne, PKK eğer saldırıyorsa, DHKPC saldırıyorsa biraz daha sükunetle düşünmeyi deneyelim. Gerçeklerin size tanıtıldığından, anlatıldığından farklı olduğunu göreceksiniz. Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin çığlığı büyüyor. O ailelerin arasına bir aile daha katıldı. Yenilmez ailesi HDP tarafından kandırılan çocuklarını geri istiyor PKK'dan. Giderken öğrendi ki dağı basılmışlar. Muş'tan geldi. Diyarbakır'da evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen ailelerin eylemine katıldı. 41 tane milletvekili var. Bir tanesinin çocuğu var mı, göndermiş mi? Kendi çocuğunu özel okullarda, kolejlerde, Avrupa'da, Amerika'da okutuyor. Diğer fakir fukaranın çocuklarını da alıp götürüyor dağı. Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 50'yi aştı. Kızları Sümeyye Yılmaz'ın 4 yıl önce HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirten Süheyla Yenilmez ve Maşallah Yenilmez çocuklarına kavuşmak için Muş'tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine başladı. Kızım okulunu çok seviyordu, okula gitmek istiyordu, okumak istiyordu. Anne Süheyla Yenilmez kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü söyledi. 2 gün telefonla uğraşamadık. Ondan sonra yurdu aradık. Yurt dedi 2 gündür çıkmış gitmiş yoktur. Ondan sınıfı aradık. Sınıf dedi gelmemiş. Babası Bitlis'e giderken öğrendi ki dağa kaçırmışlar. Baba Maşallah Yenilmez de kızının HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini anlattı. Yani kızımın sebebi HDP'dir. Götüren de odur. Ben başkasından da kızımı ondan istiyorum. HDP'den istiyorum. Yani ben bunu araştırmasını çok güzel yaptım. Dernekte şey yapıyorlar, çocuğun kafasını yıkıyorlar, götürüyorlar.
Evladını PKK'nın elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan annelere üniversite topluluklarından destek geldi. 179 üniversite topluluğu ve 28 derginin imzasıyla Diyarbakır'da PKK'ya bayrak açan ailelerimizin yanındayız başlığıyla bir bildiri yayınlandı. Annelerin nöbetinin bir vatan ve insanlık nöbeti olduğunu söyleyen öğrenciler, bu mücadele zaferle sonuçlanana dek durmayacağız sözleriyle kararlılıklarını ilan ettiler. Ve dış gündeme geçelim. Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi. Yaralı sayısının 2000'e yükseldiği belirtiliyor. Kötü yönetim ve işsizlik karşıtı gösteriler Bağdat başta olmak üzere Irak şehirlerine yayılıyor. Göstericiler Başbakan Abdülmehdi'nin istifasını istiyor. Iraklı politikacılar ise erken seçim çağrısı yapıyor. Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet ve yolsuzluk karşıtı gösterilerde bilanço ağırlaşıyor. Gösterilerde ölenlerin sayısı 1000'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 2000'e yaklaştığı ifade ediliyor. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik gücü mensuplarının da olduğu belirtiliyor. Gösteriler başta Bağdat olmak üzere Irak'ın pek çok kentine yayılmış durumda. Gösterilere katılanların ise daha çok gençlerden oluştuğu dikkati çekiyor. Özellikle gençlerin yer aldığı gösterilerde Iraklılar hükümetin kötü yönetimini, işsizlik, yoksulluk ve barınma sorunu gibi sorunları dile getiriyor. Protesto edilen tüm olumsuzlukların altında ise Amerika'nın Irak'a işgali yatıyor. Ülke 16 yıldır toparlanmaya çalışsa da Iraklıların hayatı bir türlü normale dönemiyor. Bölge kaynakları, devlet memurları ve onların çevresindeki küçük bir azınlık dışında bütün ülkede vatandaşların zor yaşam şartları altında ezildiğini bildiriyor. Protestolar yabancı ülkeler tarafından kendi menfaatleri doğrultusunda kullanılmaya çalışılsa da halkın dile getirdiği tepkiler gerçek. Uluslararası ilişkiler uzmanları ise Amerika ve İsrail'in haklı ekonomik gerekçelerle başlayan protestoları İran'ı baskı altına almak için provoke etmeye çalıştığını söylüyor. Yolsuzluk ve kötü yönetime karşı başlayan eylemler süresince protestocuların talebi de değişti. Protestocular artık Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifasını istiyor. Irak Başbakanı Abdülmehdi ise son olarak sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi. Ayrıca hükümet göstericilerin temsilcileriyle görüştü. Öte yandan Abdülmehdi, Şiilerin en büyük dini merci Ali Es-Sistani'nin taleplerini yerine getirmek için komisyon kurulacağını söyledi. Sistani, Cuma günkü mesajında göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini bildirmişti. Sadr Hareketi lideri Muktada Es-Sadr da ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Bir erken seçim çağrısı da eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den geldi. İbadi 2020'yi geçmeyecek şekilde ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını istedi. Irak Meclis Başkanı ise göstericilerin taleplerini desteklediklerini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Türk Dışişleri Bakanlığı Irak hükümetine çağrı yaptı. Çağrıda Irak hükümetinin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz denildi. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz Güzelyurt 1 kuyusuna ulaştı. Türk kıta sahanlığında yapılacak sondaj çalışması 7 Ekim'de başlayacak Atina'da. O yüzden hareketli Yunan Başbakanı Mitsotakis Atina'da Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme yaptı. Mike Pompeo Türkiye'nin uluslararası hukuku deldiğini ve yasa dışı faaliyetler yürüttüğünü iddia etti. Mitsotakis de Amerika Dışişleri Bakanı'ndan yardım dilendi. Konuşmalar, görüşmeler hareketli. Tabii bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de açıklamalar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy Rum kesimine bir hatırlatma yaptı. Yavuz'u Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruduğunu ifade etti. Yavuz sondaj gemisi Kıbrıs'ın güneybatısındaki Güzelyurt 1 kuyusuna ulaştı. Yavuz 7 Ekim'de sondaja başlayacak. Güzelyurt 1 kuyusu Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde yer alıyor. Bu bölge Rumların sözde 7. parseliyle kesişiyor. Bu sebeple Rum tarafı Yavuz'un bölgeye gelmesine tepki göstermişti.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Yavuz'un bölgeye gelmesi hakkında konuştu. Mike Pompeo, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile bir araya geldi. Pompeo, Türkiye'nin faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia etti. Doğu Akdeniz'deki Türk faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yunan Başbakan Mitsotakis de Türkiye'nin kıta sahanlığı olan bölgeyi Rumların 7. parseli olarak ifade etti. Mitsotakis, Türkiye'nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs'ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve Amerika'nın daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturması için yardımlarını beklemekteyiz şeklinde konuştu. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaşanan son gelişmeler hakkında konuştu. Bakan Taçoy, Rumların hadsizce davrandığını söyledi. Güzelyurt bir deneme alanı dediğimiz kuyuya Yavuz'un hareketini gerçekleştirmesiyle o bölgede yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eni ve Total'e iki tane ayrı şirkete ihale yöntemiyle bu 7. parsel içerisinde araştırma yapma hakkını da vermiştir. Şimdi burada çatışan sular var mıdır? Çatışan sular varsa bile burada Türk hakkının da olduğunu ve Türk hakkını bu mavi vatanın içerisinde hiç kimseye yer olamayacağını, Türk halkı buna sahip çıkabileceğini her yerde söylemiştir. Rumlar hadlerini aşmışlardır. Hadlerini aşan bir durumdadırlar. Ve hadlerini aşarak hala daha bizim önerilerimize sıcak bakmaktadırlar. Akşam yine bir krizle cevap verdiler. Ve dediler ki Yavuz gemisinin hem gemiyi hem de mürettebatını tutuklarız. Ama unutmasınlar ki Yavuz gemisi Türk donanmasıyla korunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bu süreç içerisinde tek güvendikleri yerin adanın garantörlerinden Türkiye olduğunu dile getirdi. Türkiye ile birlikte hareket etmek bizim en büyük hedef ve gayemizdir dedi. Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde büyük bir doğalgaz rezervi bulundu. PetroChina şirketi gelecek ay doğalgaz üretimine başlayacaklarını duyurdu. Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde 115 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildi. Çin'in ekonomik açıdan en hızlı büyüyen bölgesi olan Sincan'da doğalgaz üretimine gelecek ay başlanması planlanıyor. Çin'in PetroChina şirketi tarafından yapılan açıklamada rezervin tarım havzasındaki arama çalışmalarında bulunduğu belirtildi. Gaz keşif alanında yapılan kuyu testlerinin başarılı olduğu ifade edilen açıklamada şirketin doğalgaz üretimine gelecek ay başlamayı planladığı söylendi. Sincan Uygur Özerk bölgesi doğalgazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yeraltı kaynağına sahip bulunuyor. Volkswagen'in 943.5 milyon lira sermayesi yaklaşık 10 bin kişiye sağlayacağı istihdam Manisa'da heyecana yol açtı. Ekonomist Şevket Apuan şirketin Türkiye fabrika açacak olmasını değerlendirdi. Apuan Almanya'nın Avrasya'ya yönelişine dikkat çekti. Türkiye'nin sosyal iktisadi durumu gelecek için bize güven veriyor demek. Bir canlılık yaratacaktır. Alman otomotiv devi Volkswagen 943 milyon lira sermayesiyle Türkiye'ye geliyor. Almanya ve Türkiye birbirleri için önemli ülkeler. Uzmanlara göre Almanya'nın Avrasya'ya yönelişi Volkswagen'in Türkiye tercihinde bir faktör olarak öne çıktı. Almanya da son yıllardaki tercihlerini göz önünde bulundurduğumuzda bir Amerika ile Atlantik sistemi ile arasında bir mesafe koyması ve Avrasya'ya yönelişi söz konusu. Bana kalırsa bunu da sağlamlaştıran bir adım oldu bu. Yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edilen fabrikanın 4 bin dönümlük bir alana kurulması öngörülüyor. İstihdam oluşturacaklar. İstihdam oluşturacak her türlü yatırıma ben olumlu bakıyorum. Gelsinler, iş versinler. Bir yerde araba fabrikası varsa, bir üretim varsa yan sanayi de etkileyecek ister istemez. Bir fabrika deyince bunun alt kolları alta doğru yayılıyor. Öte yandan alınan bilgiye göre otomotiv devi fabrikada yılda 700 bin araç üretecek. Üretimin %20'si Türkiye pazarına sunulacak, %80'lik payı ise ihracata ayrılacak. Bizim için asıl olan kendi markamızı tabii ki ortaya koyabilmek ve kendi markamızı dünya ülkelerine ihraç edebilmek. Ekonomist Şevket Apuan, otomotiv sektörü ve düşük kredili faiz kampanyasını değerlendirdi. Şu anda gerçekten de Türkiye'de faizlerin mümkün olduğunca minimum seviyede tutulması gerektiğini görüyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü paraya ulaşım durdu. Piyasada para yok. Para dönmüyor.
Yüksek puanlı öğrencilerin öğrenim gördüğü MEB'in belirlediği proje okullarında Eğitim Birsen üyeleri çoğunlukta. Kamusen Konfederasyonu'na bağlı Türkiye Eğitimsen sendikal dağılımdaki adaletsizliğin değişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na talepte bulundu. Ayrıca proje okulları yönetmeliği yargıya da taşındı. Bu gidişat, bu uygulama anlaşılır değil. Türkiye Eğitimsen araştırdığı proje okullarda en çok Eğitim Birsenli müdürlerin görev yaptığı ortaya çıktı. 2014'te yüksek puanlı okullar proje okul olarak belirlenmişti. Bu okullarda proje üretilmesi hedeflenmişti. 2014 yılında 155 okulla uygulamaya geçti. Proje okulunun amacı yurt içinde ve yurt dışında yerli, yabancı, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve proje üretmek. Her ilde çok başarılı, çok iyi öğrenciler bu okullara gidiyordu. Türkiye Eğitimsen bu okullardaki sendikal dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep etti. Geri dönüş gelmeyince şubelerinden bilgi aldı. Dağılımda adaletsizlik olduğu tespit edildi. 299 proje okulundaki müdürlerin 774'ü malum senin üyesi. Yani Eğitim Bir senin üyesi. Kalan 125 kişi de işte sendikasız, diğer sendikalara üye olan arkadaşlarımızın üye olduğu sendikalara ait. Müdür yardımcılığı görevinde de Eğitim Birsenli yöneticilerin sayısının fazla olması dikkat çekiyor. Müdür yardımcısı sayısı 1976 tane bize gelen bilgiler. Malum sen üyesi, müdür yardımcısı sayısı 1561. Diğer sendikalar, sendikasızların sayısı 415. Proje okul sayısının fazla olduğu kentlerde İstanbul ve Ankara başı çekiyor. İstanbul'da 163 tane proje okulu var. Bunun 142 tanesi malum senin, Eğitim Bir senin sendikasına üye olanların müdür olduğu. İstanbul'da 21 sendikasız, efendim diğer sendikalara üye olanlar okul müdürü olarak görev yapıyor. Ankara'da 39 tane proje okulumuz var. 32 tanesi Eğitim Bir senin. Türkiye Eğitim Sen'e göre sayısı 1000'e yaklaşan proje okullarındaki esas sorun liyakatsiz atamalar. Proje okulu olduktan sonra başarı seviyeleri düştü bu okulların. Öğretmen alımları, yönetici atamaları bir kritere bağlı kalmaksızın öğretmen atamaları yapıldı. Çalışanlar maalesef bu tabloyla ayrıştırılıyor. Bu başarısızlığın esas sebebi liyakatsız, kariyersiz insanların iş başına gelmesinden kaynaklanıyor. Türkiye Eğitimsen Genel Sekreteri Mustafa Akkaş konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti, çözüm önerilerinde bulundu. Bu yapıyla, bu anlayışla proje üretemezsiniz. Proje okulları yeniden dizayn edilmesi lazım. Yönetmelikleri, atama biçimi yeniden gözden geçirilmesi lazım. Proje okulları yönetmeliğini Türkiye Eğitimsen olarak da zaten yargıya taşıdık. Peş peşe yapılan uyarılar sonrası Marmara bölgesi yağışa teslim oldu. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu. 32 ağaç devrildi, 28 evi de su bastı. İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar güne sisli havayla uyandı. Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından Marmara bölgesi sağanak ve fırtınaya teslim oldu. Gece saatlerinde etkili olan fırtına İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısını yerinden söktü. Koparak savrulan çatı parçaları Küçük Yalı Caddesi'nde park halindeki bazı araçların üstüne düştü. Yağış ve fırtına ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi. Yetkililer 18 evin çatısının uçtuğunu, 32 ağacın devrildiğini ve 28 evi su bastığını duyurdu. Yağmurun devam edeceği, vatandaşların tedbirli olunması istendi. Sağanak, Çanakkale ve Kocaeli'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar meydana geldi. Gölcük ilçesinde fırtına bazı ağaçları devirdi. Bir iş yerinin çatısı hasar gördü. Muğla'da da benzer manzaralar vardı. Fethiye'de çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yollar suyla doldu. Bazı araçlar trafikte aksamalara neden oldu. Yağış ve fırtına iki gün boyunca etkili olacak.
İstanbul Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesinin sonucu ertelendi. İhalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hazarfen Danışmanlık sona kaldı. Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahasındaki bazı alanları kiralamak üzere açılan ihale 2 hafta sonra belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açılan ihalede 4 teklif sunuldu. İhalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden oluşan konsorsiyum ve Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder'in sahibi olduğu Hazarfen Danışmanlık sona kaldı. Tahmini bedelin 30 bin lira olarak belirlendiği ihalede Hazarfen Danışmanlık aylık 300 bin lira, İBB şirketlerinden oluşan konsorsiyum aylık 100 bin lira teklif sundu. İhalede 15 gün içinde taraflar pazarlığa çağrılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ihale ile ilgili konuştu. Garların bedeli ne olursa olsun İstanbul halkının olacak diyen İmamoğlu, Haydarpaşa'yı kar amaçlı değil, kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alan olarak kullanmak istediklerini söyledi. Herkesin de bu hassasiyetle davranmasını beklerdim ama olmadı. İstanbul'da yaklaşık 1700 taksici turizm konusunda eğitim alıyor. Eğitimini tamamlayan sürücüler sonrasında bir sınava girecek. Sınavda başarılı olanlara turist dostu taksici logosu verilecek. Dur taksi dur. Ben zaten duruyorum ya. İstanbul'un taksicileri turizm konusunda eğitiliyor. Bize kaptan geldi İstanbul. İstanbul dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri. Turistlerin memnuniyeti için taksiciler harekete geçti. Dolmabahçe'den Kabataş uzak mı? Tabii. Dolmabahçe nereye? Kabataş. Eğitimin ilk adımında oyuncular taksicilere bütün derslerin birleşmesinden oluşan program hazırladı. Neredeyiz biz? Ya, ön kapanı köprüsünü yeni geçtik. Ön kapanı köprüsünü yeni geçtik. Ana ağzına yanlış numara. Taksicilerin şehrin tarihini, kültürünü turistlere aktarabilmesi için eğitimlere devam edilecek. Ekstra money. Anladım ama yok taksimetre. Yok, var taksimetre. Ancak Friday is traffic. Eğitimini tamamlayan taksiciler, girecekleri sınavda da başarı elde ederse, turist dostu taksici logosu verilecek. Şöyle, ya şimdi Dolmabahçe mesafe ortalama 150 Türk iş tane. Muğla'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bodrum Bisiklet Turu'na yurdun dört bir yanından 180 bisikletli katıldı. Bisiklet tutkunları doğal güzellikler arasında pedal çevirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bisiklet turunda 180 bisikletli doğal güzellikleri görme imkanı buldu. Kumbahçe Mahallesi'nden başlayan bisiklet turunda katılımcılar ilçe merkezinden geçti. Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrem Yılmaz, üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğe katılımın bu yılda yoğun olduğunu söyledi. Türkiye'nin her yerinden bisikletçi arkadaşlarımız geliyor ve hep beraber pedal çeviriyoruz. Bu festivali yapmamın amacı da Bodrum'a bu ölü sezonda bir şekilde katkıda bulunmak. Yılmaz, yurdun dört bir yanından gelen bisikletlilerle bir aile gibi olduklarını belirtti. Bugün 52 kilometre yapıyoruz. Bir gün tekne turumuz, diğer iki günde bisiklet turumuz var. Genelde gerçekten bir aile gibiyiz bisiklet sevenlerle birlikte. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Beraber birbirimize yardım ediyoruz. Çok güzel şeyler gerçekten. Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek görme şansı yakalayan bisiklet tutkunları oldukça keyifliydi. 52 kilometrelik parkurda Kızılağaç, Yalı ve Etrim mahallelerindeki ormanlık alan ve zeytin ağaçları bulunuyor. Ana haber bültenimizin burada sonuna geldik. Saat 23'te gece görüşüyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.